Sevgili seyirciler, şimdi de bir Skype bağlantımız olacak. Biz Servet Bey'i uğurlarken Skype bağlantımızda da konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Biz Sayın Servet Ünsal'la da konuştuk. Bitirdiğimiz yerden sizle devam edelim istiyoruz. Çünkü bu konu hakkında o kadar çok bize soru geliyor ki. 31 Ağustos 2020 tarihi okulların yeniden açılacağı tarih olarak belirlenmişti ama başta veliler olmak üzere öğrencilerimizle okulla ilintili, ilişkili olan herkes bir tereddüt yaşamıyor değil ve başta bunun için bazı önerilerde de bulunuluyor. Sınıf mevcudu belki azaltılabilir, 40 kişilik bir sınıf varsa 20 kişiye indirilebilir veya sabahçı öğrenci olursa da akşamcı, bilemiyoruz o zamanlar nasıl bölünebilir ama bu haliyle okulların yeniden açılması konusunda son derece işin tehlike boyutu giderek tırmanmakta. Siz neler söyleyeceksiniz Sayın Ceyhan? Valla şimdi ortada bir bilimsel bir ölçüt olmayınca herkes bir şey söylüyor. Dediğiniz gibi mesela sınıf mevcudu yarıya indirilsin deniyor. Ne kadar yani yarıya indirdiniz, acaba gerçekten yarıya indirdiğinizde onları önleyecek, virüsün bulaşını önleyecek şartlar sağlanabiliyor mu? İşte yok, üçte birine indirdiniz, acaba sağlanıyor mu? Belki o sınıfta yarıya indirmek gerekli değil. Üçte ikisine indirmek yeterli olacak da bir sınıfa yarıya indirmek de yeterli olmayacak. İşte birisine soruyorsunuz, bu haliyle açılmasın. Ne olsun? İki ay ertelensin. Peki iki ayı neye göre söylüyorsun? Yani iki ay sonra olumlu bir haber mi bekliyorsunuz bir yerden? Öyle bir şey de yok ortada. Böyle tamamen muallak ifadelerle konuyu çok iyi bilmeden ve böyle ortadan laflarla tartışılıyor bu konu. Bunu bu şekilde tartışmanın hiç kimseye bir faydası yok. Bir pandemi yönetiyor iseniz, o pandeminin mutlaka bilimsel kriterlerle ve bir hazırlık planıyla yönetilmesi lazım. Yani sizin, örneğin okulu bir tarafa bırakın, pandemide bir kıstas seçmeniz lazım kendinize. Mesela ben bunu diyeceksiniz ki günlük vaka sayısına göre bakıyorum. Ya da işte günlük test pozitiflik oranına göre bakıyorum. Ya da R değerine göre bakıyorum. Bir planınız olacak, diyeceksiniz ki ben örneğin günlük vaka sayısı Türkiye'de şu değerin altına inerse şu tedbiri kaldıracağım. Şu değerin üstüne çıkarsa da tekrar koyacağım. Şimdi dikkat ederseniz Türkiye'de bütün konular tamamen böyle müfen, herkesin işte kişilik yapısıyla, eğitim düzeyiyle, konuya hakimiyetiyle ilgili farklı yaklaşımlarla oluyor. Maalesef okullarda aynen böyle tartışılıyor. Bu iş böyle olmaz. Yani okullar da böyle açılmamalı. Bunun kriterleri olmalı. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri'nde New York şehir merkezi için kriter koyuyor adam. Diyor ki ben her gün diyor bu şehirde 70 bin tane minimum test yapacağım. Ve bu testlerin %1'inin altındaysa pozitiflik oranı, yani yaptığım her 100 testten bir tanesi ya da daha azı pozitifse o zaman okulları açacağım diyor. Sonra her gün takip edeceğim. Pozitiflik oranı %3'ün üzerine çıkarsa eğitime ara vereceğim. Şimdi bizim de böyle bir kriterimiz olmalı. Yani biz de demeliyiz ki bakın mesela benim önerim, bir defa bunu yapabilmemiz için bizim yeteri kadar test yapmamız lazım. Örneğin biz günde bunu New York nüfusu işte 8 milyon. Bunu Türkiye nüfusuyla kıyaslarsanız bizim günde 700 bin test yapmamız gerekir ama bu mümkün olan bir şey değil. Ama bizim de hiç değilse günde ülke çapında 100 bin test yapmamız lazım. Ve şunu demeliyiz. Bizim yaptığımız testlerde pozitiflik oranı çünkü %1 yapıyorsa New York için biz onlardan çok daha az testle daha yüksek bir hedef koyamayız. Mesela demeliyiz ki biz eğer %500 vakanın altına indirirsek mesela ya da testlerin %1'inin altına o zaman okulları açacağız diyeceğiz. Ondan sonra bakacağız diyeceğiz. 1500'ün üzerine çıkarsa vaka sayısı eğitime ara vereceğiz diyeceğiz. Sonra bakacağız mesela
işte bütün sınıfları birden açmanın hiçbir mantığı yok ve kontrolü son derece güçleştirir. Bir hedef koyacağız. Diyeceğiz ki işte büyük çocuklarımı önce açalım sınıflarını, küçük çocuklarımı. Küçük çocuklar bulaşta daha az bulaştırıcılar ama onların davranışını kontrol etmemiz zor. Büyük çocuklar çok bulaştırıcı ama onların davranışını kontrol etmek daha kolay. Birini seçeceksiniz. Ben diyorum ki 6. sınıfta üstünü açın. Ama o şart yani kriter sağlandıktan sonra bir gözleyin. İşte bir ay süreyle eğer sorun olmuyorsa diğer çocukları, diğer sınıfları daha sonra açın. Sonra mesela bir işte çok fazla ben çocuğumu bu sene göndermeyeceğim diyen insan var. Bunlara saygı duymak zorundayız. Çünkü bu insanlara şu garantiyi veremiyoruz. Sen çocuğunu gönder bir şey olmaz diyemiyoruz. O halde demek ki insanlara da eğer çocuğunu göndermek istemiyorsa o zaman senin çocuğun sene kaybedecek. Ya da hatta başka hukuki yaptırımlar da var. Bunları uygulamak yerine istemeyenlere de evinde internet üzerinden ya da televizyon üzerinden eğitim hakkı tanınmalı. İstemeyen de hiç göndermeden bu yolda eğitimle çocuğun o senesini geçirebilmeli. Yani çocuk orada sene kaybederek bir cezalandırmaya maruz kalmamalı. Onun dışında tabii başka bazı önerilerim de var benim okulla ilgili ama bunlar genelde toplumda. Mesela bir metre deniyor bakanlığın rehberinde. Bir metre kesinlikle güvenli değil. Çünkü bu çocuklar aynı zamanda diyoruz ki ders sırasında maskeni çıkarabilirsin. Maske çıktığı anda 2 metrenin altı güvenli değil. Hem bu şekilde yani böyle bir imkan verirsek ailelere, aileler de bir kısmı göndermeden evde yürütebilirse, sınıflardaki seyrekleşmeyi daha kolay sağlayabiliriz. Ve dolayısıyla minimum 1,5 metre mesafe sağlanmadan gerçekten okullar çok büyük bir risk olacak. Evet, peki Sayın Ceyhan, bir de Rusya'dan bir açıklama yapıldı. Heyecan da yarattı. İlk koronavirüs aşısını geliştirdik dedi. Hatta Devlet Başkanı Vladimir Putin kızına bile bu aşıyı yaptırdığını söyledi. Bunu tıp dünyası nasıl karşıladı? Ne düşünüyor? Mesela diyelim bundan bir süre sonra Türkiye'de biz diyebilir mi? Rusya'daki aşıları getirttik. Bunun yaptırılması gerekir. O zaman nasıl bir tepkiyle karşılanır sizce? Vallahi hiçbir tepkiyle karşılanmaz çünkü ortada böyle bir aşı yok. Yani maalesef insanların şu anda çok hassas duyguları. Böyle bir aşı çıksa da artık şu tedbirleri falan uygulamadan yaşayabilsem diye bir beklenti olduğu için bu sürekli böyle suistimal ediliyor. Zaten açıklamaya düzgün bakarsanız açıklamada bir aşı uygulamaya başladık denmiyor. Açıklamada işte devlet başkanının kızına aşı yapın. Ama arkasından hemen Rusya açıklama yaptı. Kaldı ki zaten bu açıklamaları eğer bir devlet başkanı, işte bir idareci ya da işte bir firmanın mensubu açıklıyorsa orada zaten bir şey arayın. Yani normalde bu tip çalışmalarda bu çalışmaları yapan bilim insanları böyle çıkıp televizyona da açıklamaz. Çalışmalarını yapar. Siz de görürsünüz oradan. Zaten neticede Türkiye'de böyle bir aşı uygulanacaksa o çalışmalarıyla bilmem ne başvuracaklar. O zaman da devlet başkanının ne dediğine bakılmaz. Ya da bu devlet başkanı çocuğuna aşı yaptırmış mı diye bakılmaz. O yapılan çalışmalarda verilen nelerdir, nasıl bir sonuç elde edilmiş ona bakılır. Rusya diyor ki biz bu aşının çalışmalarına, bakın dikkat edin, çalışmalarına en kısa sürede Birleşik Arap Emirlikleri'ne başlayacağız diyor. Tamamını okursanız açıklayın. Evet. Yani bu demek ki henüz daha bu çalışmanın klinik insan çalışmaları bile bu aşının başlamamış. Daha Rusya'nın aşısından çok daha önde olan faz 3'e geçen yani faz 0'ı 1'i 2'yi çalışmış ve olumlu sonuç aldığı için faz 3'e geçmiş aşılar var daha. Rusya daha onun çok gerisinde. Burada insanlar tamamen devlet başkanlığının olması açıklayanın ve işte kızına aşı yaptırmış olması gibi böyle son derece bilim açısından anlamsız detaylara bakılıyor. Yoksa zaten bakın şu anda geldiğimiz noktada durumumuz şudur.
henüz daha insanlarda etkili olduğu kesin olarak gösterilmiş bir aşı yok. İki, klinik çalışmalar devam ediyor. Rusya'nın aşısından daha önde olan aşılar da var. Ama henüz bunların da etkinlikleri gösterilmedi. O halde demek ki geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliriz. Henüz daha elimizde bir aşı yok. Bir aşı birkaç ay sonra, bakın böyle hemen işte bir iki ay sonra değil. Belki 8 ay sonra, 10 yıl sonra, 10 ay sonra pardon, bir aşı geliştirilebilir. Ama biz bu aşıya iki yönden bakarız. Bir, bireysel koruyuculuk sağlıyor mu? İki, toplumsal koruyuculuk sağlıyor. Çünkü bireysel koruyuculuk sadece o aşıyı yaptıran belli sayıdaki insanın korunmasına hizmet eder. Ama toplumda bunu, salgını bitirecek bir aşılama. Yani benim hesabıma göre iki doz yapılacaksa bir aşı ve %50 etkinlikte ise bulaşı önlemek açısından 16 milyar doz aşıdan bahsediyoruz. Bu aşıların üretilip Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'de bir insanın gidip bu aşıyı olması için daha çok uzun bir zaman lazım. Daha bakın bu aşı böyle oyuncak değil. Türkiye'deki aşı çalışmalarında da var aynı sıkıntı. Birkaç insan üzerinde hayvan deneyini yapan arkadaşlarımız hemen klinik çalışmaya geçmek, insanlara uygulamak istiyorlar. Aşı da bu son derece tehlikelidir. Aşıyı çünkü sağlıklı insanlara yaparsınız. Eğer bir böyle akla gelmeyen bir yan etki ortaya çıkarsa birdenbire sağlıklı insanlarda bir sağlık sorunu oluşturursunuz. Onun için aşının özellikle güvenlik adımları, güvenlik çalışmalarının çok detaylı bir şekilde, yeterli sayıda hayvanda, yeterli sayıda insanda yapılması, ondan sonra insan çalışmalarına geçmesi lazımdır. Ben buradan mesela Rusya'dan çıkan bu haberi, Rusya Devlet Başkanı'nın kızı da bu kısıtlı sayıda insanlar üzerinde yapılan güvenlik çalışmalarına katılmış şeklinde algıladım. Daha bunun üzerine çok kaç faz insan çalışmaları yapılacak, kaç dozda etkin ona bakılacak, özel grup çalışmaları yapılacak. Yani Rusya Devlet Başkanı'nın kızı sağlıklı bir insandır muhtemelen. Onda etkin çıkan bir aşı bizim buradaki 65 yaşının üzerinde bir vatandaşta ya da kronik karaciğer hastası, kronik akciğer hastası olan bir kişide de etkili olacağını göstermez. Onun için o gruplarda da çalışılacak. Sonra klinik etkinlik çalışmaları yapılacak. Bakın mesela Çin aşısı şu anda Brezilya'da bu safhada yapılıyor çalışmalar. İşte Amerikalıların bir aşısı oraya geçmek üzere. Yani 30 bin, 40 bin, 50 bin kişiye yapacaksınız. Sonra bir gruba da yapmayacaksınız, iki grubu karşılaştıracaksınız. Eğer aşı yapılan grupta hastalık daha az ortaya çıkıyorsa bu aşının klinik etkinliği şu ne kadar az çıkıyorsa şu oranda klinik etkindir diyeceksiniz. Ondan sonra ruhsat için başvuracaksınız. Daha buralara daha çok var. Yani her çıkan böyle aşıyla ilgili bir devlet görevlisinin konuşmasını hemen insanlara bu şekilde yansıtmak son derece tehlikeli. Buna yanlış anlayan insanlar aşı uygulanmaya başlıyor diye algılayıp evet, hemen tedbirlere daha az uygulamış. Peki Sayın Ceyhan, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağolunuz. İyi yayınlar. Sağolunuz. Evet, şimdi bu bölümü kapatmadan Dünya Sağlık Örgütü'nden de az önce bahsettiğiniz konu hakkında ilk yorum geldi. Onay süreci konusunda Rusya otoriteleriyle yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor ifadelerine yer verdi. Bu arada aşının adı da Sputnik V olacağı ifade edildi. Rusya tarafından yapılan son açıklamada, değerlendirmede diyelim ve bu saati noktalayalım. İkinci saatte konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba olacak.